her çeyrek asırda bir aslında anayasanın değiştiğini ve bu anayasanın üzerinden de epey bir zaman geçti. Evet. Dolayısıyla bu 28-29 yıllık bir zaman geçtikten sonra yeni bir anayasa ihtiyacının çoktan ortaya çıktığını söyledi. Fakat parlamentodaki dengelere ve yapılara baktığımızda bir grup parlamenter sistemi savunuyor, diğer bir grup ise başkanlık sistemini savunuyor. Bu iki sistem ayrıştığının olduğu veya iki sistemin ayrıştığı bir ortamda uzlaşmayı hangi noktada sağlayabilirsiniz? Çünkü sonuçta Anayasa Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'nı da siz yapacaksınız. Şöyle tabii o noktaya gelmesini arzu ederim mutlaka. Şöyle önce bir niyetin olması lazım yani yeni anayasa yapma konusunda. Bu konuda biliyorsunuz, takip etmişsiniz o zamanlar, hatırlıyorum. 2011 seçimlerinden sonra bir uzlaşma komisyonu oluşturulmuştu. Her gününü takip ettim. O zaman bütün partilerin eşit temsille katıldığı ve 25 ay çalışan bir komisyondu. 59 madde üzerinde de mutabakat mutabakat sağlanmıştı. Bu aşağı yukarı bir yaklaşık anayasayla ilgili baktığımızda %40'ın üzerinde bir kısmıdır anayasanın. Geri kalan kısmının bir kısmı teknik kısımlardı ama esas tabii tıkanan nokta yine hükümet sistemi üzerineydi. O zaman da AK Parti'yi komisyonda temsil eden 3 kişiden birisi bendim. AK Parti'nin önerisi hükümet sistemiyle ilgili başkanlık sistemi üzerineydi. 2012'de bu metni biz vermiştik. Hala meclisin web sayfasında o metin var. Ve nitekim 2017'de 16 Nisan'da referandumda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değişikliğin esası da odur. Yani %95'in üzerinde bir oranda oradaki metnin biraz revize edilmiş halidir bu gelen metinde. Dolayısıyla orada tıkanıklık hükümet sistemiyle ilgili bir tıkanıklık olarak karşımıza çıkmıştır. Şimdi burada tabii uzlaşılan noktalar da yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Şöyle ifade edeyim bunu çok genel olarak belki söyleyebilirim. Bir çözüm yolu bulunabilir. Önce onu söyleyeyim. Esas mesele de şudur. Millet yetki vermiş meclise, seçmiş, temsilcilerini göndermiş. Tabii bu yetki kanun yapma yetkisi bir taraftan ama belli sayıyı sağladığınızda da anayasayı da değiştirebilirsiniz demiş. Hatta bana gelmeden de bunu yapabilirsiniz demiş. Yani o 3/2'yi geçtiğiniz zaman yani 400 referanduma, referanduma gerek yok. Yani bu anayasa gereği olduğu için millet de seçimi yaparken, oyunu verirken bu çerçevede oylar kullanıldığı için dolayısıyla anlaşırsanız bana gelmeden de bu işi yapabilirsiniz. İhtimal görüyor musunuz? Dolayısıyla anlaşılır, anlaşılan konularla ilgili olarak böyle bir yol izlenebilir. Anlaşılamayan yani konularda parçalı ise... parçalı bir sistemle mi gidilmesi gerekiyor? Çünkü o 56 maddeye baktığımızda o 56 maddenin de bazı maddelerinin parlamenter sisteme uygun maddeler olduğunu görüyoruz. Bu durumda nasıl bir yöntem Şöyle tabii o dönemde anlaşılan maddeler üzerinden tekrar tam olarak onları varsayarak gitmek kolay değil zannediyorum. Bütün partilerin ona dair bir takım revizeleri olacaktır o konuda. Ama o şunu göstermiştir. Yani demek ki anayasanın yarısına yakın bir kısmında tam bir mutabakat sağlanabiliyor. Yani sağlanmış o zaman. Bu bir kere sağlanmış, tekrar sağlanabilir. Dolayısıyla belki hani maddenin kapsamı, cümleleri, kelimeleri üzerinde değişiklikler olabilir. Ama öbür taraftan onlar parlamenter sistem üzerinedir demek çok doğru değil, şu anlamda değil. Temel haklarla ilgili, siyasi haklar, ekonomik haklarla ilgili düzenlemelerdi onlar, önemli bir kısmı. Diğer kısmı ise yargıyla ilgili ve ekonomik, sosyal düzenlemeler vardı. Dolayısıyla hükümet sistemi dışında kalan alandaki düzenlemelerdi. Yani onlar hükümet sistemiyle fark etmez. Yani hangi hükümet sistemi olursa olsun uygulanabilecek hükümlerdi. Hükümet sistemiyle ilgili tartışmanın ise somutlaşması lazım. Önce onu peşinden söylemek isterim. Şimdi ortada tabii ben bu sistemi savunuyorum. Bu aynı zamanda bizim anayasamızdaki şu anki geçerli olan, mer'i olan sistem. Zaten bu sistemin getirilirken çok büyük katkınız olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla 2012'de aslında bu sistemi metni kaleme alanlardan birisiyim ben tabii. Evet. Çalışmalar yapıldı partimizde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında o zaman. Ama şunu söyleyeyim, parlamenter sistemle ilgili bugün yapılan öneriler somutlaşmış öneriler değil henüz. Onun için bu yeni anayasa tartışmasının kıymetli olduğunu söylemek isterim. Hatırlarsınız daha önce de
Anayasa tartışması, 82 Anayasa yürürlüğe girdikten birkaç ay sonra başladı aslında. Anayasa, yeni anayasa, anayasa değişikliği falan. Nitekim ilk değişiklikler işte 85'te, 86'da, 87'de konuşuldu, 87'de gerçekleştirildi. 91'de yine var siyasi partilerin önerileri falan var genel olarak. Hep konuşulan bir şey bu. Fakat somut bir metin gelsin dediğinizde orada sıkıntı ortaya çıkıyor. Mesela biz işte uzlaşma komisyonunda da bir bölüm mesela yazılacak diyelim. O bölümle ilgili siyasi partilerin hazır metin getirmesi gerekiyor. Ve bazı siyasi partilerin çok hazırlıksız olduğunu gördük. Yani hazır metin getiremedikleri için, madde hazırlığı yapamadıkları için toplantıların ertelendiğine şahit oldum. Metinler var, bunlar elimizde, kayıtlar var. Bazen getirilen metinlerin yetersiz olduğu, o kendileri tarafından revize edilmesi gerektiği falan ortaya çıktı. Yani bugün teorik olarak tartışılıyor, yeni anayasa olsun. İşte haklar ve özgürlükler genişletilsin. Bunlar tabii slogan, birer soyut cümleden ibaret. Parlamenter sistem dediğinizde dünyada parlamenter sistem başlığı altında toplayabileceğimiz birbirinden çok farklı onlarca model çıkabilir karşımıza. Dolayısıyla nasıl bir şey öngördüğünüzü ancak somut maddelere döktüğünüz zaman anlayabiliyoruz. İşte 2011'de başlayan uzlaşma komisyonu süreci aslında bütün siyasi partilerin nasıl bir anayasa öngördüklerini ortaya koyan metinler çıktı önümüze.